Herkese selamlar ben sosyal stratejist ve bu videoda sizlere Montem Blade Warband hakkında az bilinen bilgilerden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. 1. Köyler, kaleler ve şehirlerle ilişkimizi arttırmak alınan vergi miktarını arttırmaz. Vergi miktarını arttıran şey bölgenin refah seviyesidir. 2. Bir bölgenin refah seviyesini arttırmak için bölgeye yapılar inşa etmeli ve civarda bulunan haydutları yok etmelisiniz. 3. Şehirlerin zenginlikleri, çevresindeki köylerin zenginliği ve giren çıkan kervan sayısına göre artar. 4. Şehirlere gelen kervanlar ve köylüler pazar fiyatlarını değiştirir. Genelde fiyatlar artar. 5. Genel olarak oyunda belli başlı ticaret rotaları mevcuttur. Bunları takip ederseniz bir şehirde ucuz olan ürünü diğer şehirde pahalıya satabilirsiniz. Ticaret rotalarını öğrenmek için kervanları takip etmek yeterlidir. 6. Ayrıca şehre gelen her kervan şehrin lorduna gümrük vergisi öder. Şehirdeki üretim miktarı ve güvenlik arttıkça şehre daha çok kervan gelir. 7. Köylerin görevlerini yapmak ve erzak kısmında pahalı bir ürünü önce onlara satıp sonra geri satın almak köyün zenginliğini arttırır. Köylerin zenginliği civardaki şehirleri de etkiler. 8. Pazardan satın alınan her ürün bir sonraki satın alınan ürünün fiyatını arttırır. Pazara satarken de satılan fiyat gittikçe düşer. Bu nedenle elimizdeki ürünleri birkaç farklı pazara satmak daha çok kar elde etmemizi sağlar. 9. Oyundaki hemen hemen her şehrin ucuza ve bol olacak şekilde ürettiği ham maddeler ve ürünler vardır. Ayrıca bir şehirde az olan ürünü o şehire pahalıya satabilirsiniz. 10. Dükkanınızın envanterine ürettiğiniz malın ham maddesini koyarsanız karınız artar. 11. Envanterde bulunan her at haritadaki hızınızı arttırır. Buna sakat olan atlar da dahildir. 12. Sakatlanan atları envanterinize koyarsanız zamanla iyileşecektir. Yara bakımı yeteneğiniz arttıkça iyileşme hızı da artar. 13. Orduda grup yeteneği en üst seviye olan karakter o grubun ana seviyesini belirler. Diğer karakterlerin yetenekleri buna 1 bölü 2 oranında katkı yapar. Yani grubunuzda mühendislik yeteneği 6 ve mühendislik yeteneği 4 seviye olan 2 karakter varsa oyun Mühendislik yeteneği altı olan karakterin seviyesini ana seviye olarak belirler. Diğer karakterin seviyesi yarı oranla yani 2 puan etki edeceği için gruptaki toplam mühendislik seviyeniz 8 olur. 14. Oyunda bir krallık kurduğunuzda başka devletlerin sizi tanıması için idare hakkına sahip olmanız gerekmekte. Yoldaşları propaganda yapmaya göndermek, tarafınıza lord geçmesi, barış antlaşması yapmak ve kral olarak tanınmak size idare hakkı verir. 15. Bazı lordlar askeri açıdan güçsüz olduğunuzu düşündüğü için size katılmaz. Kale, şehir ve yanınızdaki toplam asker sayısı sizin askeri gücünüzü belirler. 16. Lordların aile bağları da önemli bir etmendir. Bir lordu sürgün ederseniz ailesiyle ilişkiniz bozulabilir. Bir lord tarafınıza geçerse ailesi de gelir. Eğer marşal yaparsanız ailesi de sefere katılır. Bu nedenle kalabalık aileye sahip bir lordu marşal yapmak daha mantıklıdır. 17. Eğer ihtilafınız artarsa lordlarınızın ve askerlerinizin size bakış açısı değişir. Genelde kötü bir şekilde olur. 18. Halktan birini bakan atamanız durumunda konuşma ekranında bazı seçenekler kaybolur. Bu nedenle yoldaşlardan birini veya eşinizi bakan yapmak daha uygundur. Artimenler ve bunduk bakanlık için uygun yoldaşlardır. 19. Nizar soylu olduğunu söylese de aslında soylu bir yoldaş değildir. 20. Soylu olmayan yoldaşları lord yapmak diğer lordların size bakış açısını değiştirir. 21. Bir lady ile evlenmek için en az 20 ilişkinizin olması gerekir. 22. Oyunda kadın karakter açıp bir lord ile evlendikten sonra krala isyan edip kraliçe olmak mümkündür. Eşinizin tüm kaleleri sizin de kaleniz olur ve kuşattığınız kaleleri kendinize alabilirsiniz. Ayrıca marşalle olabilirsiniz. 23. Eğer tek bir kalede çok fazla lord varsa, başka bir kaleyi kuşatarak dikkatlerini üzerinize çekebilirsiniz. Sizi kovalamak için kaleden çıkıp kaleyi boş bırakacaklardır. Böylece kaledeki garnizon sayısını azaltabilirsiniz. 24. Savaşa girerken asker sayınız az ise, karşı tarafın ilk dalgadaki askerlerini öldürdükten sonra muharebe büyüklüğünü küçülterek sayı üstünlüğünü ele geçirebilirsiniz. Böylece sonradan gelen destek kuvvetlerindeki asker sayısı da azalacaktır. 25. Oyunda fırlatma baltalarını sadece nordlar kullanır. Ayrıca rodoklar uzun mızraklarıyla atları durdurabilen tek ordudur. 26. Oyunda bazı eşyaları iki farklı şekilde kullanmak mümkündür. X tuşuna basarak bunu deneyebilirsiniz. 27. CTRL ve J tuşuna aynı anda basmak atınızın şaha kalkarak bir anda durmasını sağlar. Böylece sizi takip eden süvarileri durarak şaşırtabilirsiniz. 28. Şapkalı E tuşuna basarak kamera açısını döndürebilirsiniz. 29. Son olarak oyundaki vergi toplama görevinin süresi yoktur. Bu nedenle görevi yaptıktan sonra parayı ödemeden kaçıp dükkan açmak için gerekli olan sermayeyi elde edebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.